Saniye bölüyorum ama önemli. Şu anda Türkiye'nin en iyi kanalındasın. Aramıza katılman lazım. O yüzden hemen aşağıda abone ol butonuna basmalısın. Aynı zamanda güzel ailem ile tekrardan birleşmem sizin elinizde. O yüzden sen yoksan bir kişi eksiz demektir. Hadi abone ol ve videoya devam edelim. Ya şu an çıldırıyorum. Arkadaşlar videoyu bir dakikalığına bölüyorum çünkü çok önemli bir şey yapacağız. PlayStation 4 çekilişimiz var ve burada tam tamına 4 tane oyun ve 2 tane joystick var. PlayStation hafızası ise 1 TB yani dev bir hafızası var. Peki neden bunu çekilişte veriyoruz? Çünkü biz PlayStation 4'ü artık kullanmıyoruz. Yani biraz sıkıldık diyebilirim ve aranızdan bir kişiye hediye etmek istiyoruz. Eğer siz 4 tane oyunla birlikte PlayStation 4 çekilişine katılmak istiyorsanız tek yapmanız gereken kanala abone olmak ve bu videoya like atmak. Her videoya like atarsanız ve kanala abone olursanız aranızdan bir kişiye bu PlayStation 4'ü vereceğiz ve dilediğiniz gibi oyun oynayacaksınız. Aşırı derecede eğleneceksiniz. Hadi bakalım bu şanslı kişi kim olacak? Çekilişin süresi tam tamına 1 ay 1 ayın sonunda bu şanslı kişiyi belirleyeceğiz. Bakalım 1 ay sonra bu şanslı kişi kim olacak? Rockstrix ve 2060 hem de OC. Annem bunları almış. Bunu nasıl akıl ettin? Ne yaptın? Nasıl buldun? Neyi nasıl anladın? Bunun kablosunu da almış. Ya ben nerede annemler buradayken benim sistemim arıza verdi. Kim o tadilat yapan video çekiyorum ben? Kes! Nasıl biliyor musun? Aşırı geniş. Şimdi bundan sonra sanki şeye binmiş gibi olacağım. Eğer uzun yolda gidiyorsanız ve ayağınız yorulduysa arabanın hızını sabitleyebilirsiniz. Sadece bu tuşa basacağım. Ve ayaklarımı kaldır. Bu saatten sonra yapmanız gereken başka hiçbir şey yok. Araba kendi kendine gidecek. Eğer önünüze bir şey çıkarsa tek yapmanız gereken frene basmak olacak. Varsayalım ki önümüze bir hayvan çıktı ve yavaşlayacağız. Tekrardan aynı hıza geri getirip hızı sabitleyebiliriz. Eğer bir yola girdiyseniz ve yolunuz kapalıysa ve altınızda jip varsa hiç dert değil. Melda Hanım bu sorunu çözecek. Nasıl mı? Tabii ki de buradan geçerek. Buyurun Melda Hanım. Böyle bir şey yok. Ya bakın sevincim olduğu için sizle paylaştıkça çoğalıyor. Hani benimle birlikte birkaç tane daha insan mutlu olunca ben daha çok mutlu oluyorum. Ki mutlu olduğunuzu düşünüyorum aranızdan bazılarının. Benim yaptıklarım sizin için bir örnek olsun. Şimdi ben annem için bir şeyler yapıyorum. Araba alıyorum, ne bileyim yakın bir zamanda ev almayı planlıyorum ya da başka şeyler. Siz de annenize ufak ufak başlayın. Ben ilk başlarda hani ne bileyim eve giderken iki ekmek alıyordum, bir çiçek alıyordum, hani mutlu oluyordu. Ufaktan başladım ve sonra büyüdüm. Zaman geçiyor, her şey değişiyor. Emin olun şu anki krallar ileride belki kral olmayacak ve şu an kölelerin de ileride kral olmayacağı belli değil. Yani her şey değişir. Krallar gider, köleler kral olur ya da yeni krallar. Anlayacağınız üzere bu tarz şeyleri ne olur kıskanmayın. Sonuçta ben anneme yapıyorum. Sizler de annenize yapın diye bunu sizinle paylaşıyorum. Bu sizi, benim ve hepimizin başarısı. Sizinle gurur duyuyorum ve sizi gerçekten çok seviyorum. Beni bitirdi ya. Beni benden alan şey o rock amblemi yani. Size de 3 tane pervanesi var. Kırmızı kırmızı. Onları ben ekstra taktım benim eski kasadaki. Normalde sadece bu 2 büyük pervaneyle geliyor. Altta 2 tane hard disk yuvası, 2 tane SSD yuvası var şurada. Onların altına bir tane daha hard disk koydum. Bende 3 tane hard disk vardı. Altında biraz daha boşluk kalıyor. Oraya sığıyor. Şurada power supply yeri var. Falan filan. Gerçekten temiz ve güzel kasa. Aynı zamanda 3 tarafı da cam. Ön ve yanlar tamamen tamperli cam kaplama. Ama şu an aşırı derecede şikayetçiyim. Neden şikayetçiyim? Onu da söylemek istiyorum. Şimdi ben yeni ekran kartını aldım. Eyvallah çok güzel. Bende 1060 vardı. 1060'ı tekrardan bunun kutusuna koydum. İçinde duruyor 1060. Hatta boşluk olduğunda sallanıyor. Ona göre biraz küçük. Bu 3 pervaneli, o 2 pervaneli. Ama şu kadarcık bir fark var hemen hemen. Yeni aldım Rockstrix ekran kartı. Ondan bir 5 saatlik falan uzun. Eğer biliyorsanız bana lütfen Instagram'dan yazın. Ekran kartının %100'ünü kullanmıyor ve işlemciye yükleniyor. Şimdi işlemcide benim stok fan var, tamam mı? Hani ben ekstra sıvı soğutma almadım. Sıvı soğutmam zaten vardı. Ama Türkiye'de alma gereğinde bulunmadım şu an. Zaten hani oyun oynarken falan işlemci çok yormaz. Çünkü ekran kartı falan haşmetli diye. Bir de kasanın soğutması iyi diye. Ama işlemci 70 derecelere çıkıyor. Çünkü işlemciden kullanıyor. %50 işlemci, %50 ekran kartını kullanıyor. Ben bunun hepsini %100 olarak ekran kartına vermek istiyorum. Ekran kartını %100 kullanmıyor. Çıldırıyorum. Ayarlara girdim. BIOS'tan ayarlamaya çalıştım. Hatta bir ara BIOS'u bozdum. Sonra BIOS'u defaultladım. Sonra tekrardan düzenlemeye çalıştım falan filan derken önceki ekran kartında %100'ünü kullanıyordu. 1060'ta. Ama bir ayar var ve o ayarı yapamadım. O ayarı bilenler var, bana Instagram'dan yazsınlar. Ama biliyorum diye yazmayın. Nasıl yapılacağını yazın. Eğer gerçekten olur ve bana gerçekten yardımcı olursanız size mesaj atacağım. Sadece bana yardımcı olun yani. Cidden hani ben diyeceğim ki eyvallah kardeşim, teşekkürler oldu diyeceğim ve mesaj atacağım. Ama bana yardımcı olun. RTX 2060'ım var ve kullanamıyorum. Bu çok saçma, çıldıracağım. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Siyah Yen.